Bismillahirrahmanirrahim. Babu salati littavaf. Bu bab tavafın namazı beyanındadır. Öyle namaz ki ba'da subhi sabahtan sonra ve ba'da asri ikindiden sonra tavaf eden bir adam sabah namazından sonra tavaf ettiyse tavaf namazını kılar mı, kılamaz mı? İkindiden sonra tavaf etti. Namaz kılar mı, kılamaz mı? Bu meselede ihtilaf olduğundan bunu beyan buyuruyor. Haddesena Yunus ibn Abdülala kâle akberena Süfyan an Ebi Zübeyr an İbni Babah. İbni Babah'dan. İbni Babah ismi Abdullah'tır. Kendisi Mekkelidir. An Cübeyr ibni Mütem. O da Cübeyr ibni Mütem'den rivayet eyledi. Rafi'ahu. O da ref eyledi bunu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eyledik. Ennehu kâle. Buyurdular ki ya beni Abdülmuttalib. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ey Abdülmuttalib'in oğulları. La temne'u ahaden. Hiçbir kimseyi men etmeyiniz. Öyle kimse ki yatufu bihadel beyt. Bu beyti tavaf eden kimseyi men etmeyiniz. Ve yusalli kılan kimseyi de men etmeyiniz. Eyye sa'atin şah. Hangi vakitte kılarsa kılsın. Min leylin ev neharin, geceden gündüzden hangi vakitte tavaf ederse, hangi vakitte namaz kılarsa siz onu men eylemeyiniz buyurdular. Şimdi bu Cübeyr ibn Mut'im'in hadisi. Bunu bir daha rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Muhammed ibn Abdülmelik ibn Ebi Şevârib kâle haddesena Hassan ibn İbrahim en İbrahim ibn Yezid ibn Merdan Beh. Merdan Beh bazı rivayetlerde de Yezdan Beh geliyor. İsmi Amr ibn Hüreys el-Kufi'dir. An Atayin, o da Atadan rivayet ediyor. An İbn Abbas'ın radıyallahu anh. Abdullah ibn Abbas'dan rivayet ediyor. Kale Abdullah ibn Abbas buyurdular ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu. Ya beni Abdümenaf. Ey Abdümenaf'ın oğulları. İn vüllitüm hadel emre. Bu emre tebliğe olunur iseniz, bu iş sizin elinizde olursa فَلَا تَمْنَعُ اَحَدًا hiçbir kimseyi men etmeyiniz. Öyle kimse ki تَعْفِدْ بَهَذَا الْبَيْتِ bu beyti tavaf ediyor. Beyti tavaf eden kimseye mani olmayınız. وَسَلَّا yahut bir kimse ki namaz kılıyor. Ona da mani olmayınız. اَيَّ سَاَتٍ شَاءَ hangi saatte namaz kılarsa kılsın. Ona da mani olmayınız. مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ ister gece ister gündüz. Beytullah'ı bir adam gelmiş, tavaf edecek, namaz kılacak, gece olsun, gündüz olsun, hangi saat, hangi vakitte olursa olsun mani olmayınız. Bu iki zattan iki rivayet geldi. Bir Cübeyr ibn-i Mut'im'den, bir de Abdullah ibn Abbas'tan. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahip oldular, ilâ ibâhetü salâti namazın mübah olmasına, littavafi tavaf için namaz kılınmasının mübah olduğuna zahip oldular. Fil leyli vel nehar, gece gündüz. Ne vakit olursa olsun. Fela yemne'u min zalik. Bundan, bu namaz kılmadan men etmez. İndehum, bu cemaate göre vaktun hiçbir vakit. Mine levgati, vakitlerden hiçbir vakit buna mani olmaz. Öyle vakit ki el menhiyye anis salati fiha. O vakitlerde namaz kılmaktan nehyedilmiş vakitler, kendisinde namaz kılmak nehyedilen vakitlerden hiçbirisi buna mani olmaz. Ve ihtecu ihticac ettiler fi zalik bu mesele hakkında bi hadihil asar bu eserlerle ihticac ettiler. Yani beş vakit var ki orada nafile namaz kılınmaz. Bu beş vakit güneş doğarken, güneş sevaldayken, güneş batarken farz nafile kılınmaz. Bir de şafak attıktan sonra gün doğuncaya kadar, kerahat vakti çıkıncaya kadar, bir ikindiden sonra gruba kadar ki nafile de kılınmaz. Nafile için, beş farzlar için üç vakit var ki bunlarda namaz kılınmaz. Bunlarda namaz nehyedilmiştir. Fakat bu mezhebe sahip olanlar diyorlar ki evet bu vakitlerde namaz kılınmaz ama tavaf namazı müstesnadır. Tavaf namazı için vakit yoktur. Bu hadis-i şeriften. Hadis-i şeriflerden öyle anlaşılıyor ki kerahat vakti diğer namazlara var ama tavaf namazına kerahat yok. Kerahat, tavaf namazı istenildiği vakitte, hangi vakitte olursa olsun, ister kerahat vakti olsun, ister olmasın, tavaf namazı kılınır dediler.
Ve halefen fî zâlike âkharûn. Ulemanın bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki, bu sizin anladığınız gibi değil. La hüccete leküm. Sizin için bir hüccet, bir delil yoktur. Fî hâzîl âsâr, bu eserlerde. لَاَنَّمَا وَالْبِرْ نَمَزْ كَ اَبَاحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in bakıldı. Fîhâ o vakitlerde وَاَمَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Beni Abdülmuttalib oğullarını emreyledi. اَوْ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ يَخُدْ عَبْدِ مَنَافٍ Oğullarını emreyledi ki اَنْ لَا يَمْنَعُوا مَنْ اَتْمَيَلَرْ اَحَدًا Hiçbir kimseyi minhu Beytullah'tan minet tavafi ve salati İster tavaf olsun, ister namaz olsun, kimseyi men etmeyeler. Huva, o nedir? At-tavafu, tavaftır. Nasıl? Alâ sebîl-i maşûl bir sebil üzerine ki yenbeğî layık olur. En yutafe tavaf oluna. Böyle bir tavaf ki şer'i bir tavaf ola. Vessalâtu namaz da ola. Namazdır. Yani men etmedi ki men namaza mani olmam dediği namaz da namazdır. Alâ sebîl-i mâ bir sebil üzerine ki yenbeğî layık olur en yutusallâ kırına. Şerif üzerine kırınacak bir namaz yahut da şerif üzerine yapılacak bir tavafta men etmeyiniz. Bu manayadır. Femmâ alâ mâ sivâ zâlik şerif üzerine olmasa felâ o caiz değildir. O mübah değildir. Alâ terâ sen görmez misin enne racülen bir adam. لَوْ طَافَ بِالْبَيْتُ عُرْيَانًا Beytullah'ı çıplak olarak tevaf ederse ki cahiliyette yapardılar, elbiselerini çıkarırlar, bu elbiselerle bir günah yaptım diye çıplak olur, tevaf ederdiler. اَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوِنْ Abdestsiz olarak tevaf etse اَوْ جُنُبًا yahut da cünüb olarak tevaf etse ki اَنَّ عَلَيْهِمْ عَبْدُ مَنَافِ yahut da Abdülmuttalib oğulların üzerine vaciptir اَنْ يَمْنَعُوهُ وَنِ آدَمِ مَنْ اَدَلَرْ مِنْ ذَلِكَ bundan. Çıplak tavaf edecek mani olurlar. Abdestsiz günü tavaf edecek mani olurlar. لَاَنَّهُ O adam tavafa tavaf etti. عَلَى غَيْرِ مَا يَنْبَغِي Şul bir şey üzerine ki layık olur. Tavaf. Aleyhan üzerine tavafın layık olduğu veçhiyle yapmıyor. Kendisine o şekilde tavaf layık değil, o şekilde tavaf ediyor. Layık olan bir şekilde tavaf etse mani olmazlar. Ama layık olmayan bir şekilde tavaf ederlerse ona mani olurlar. Mesela çıplak gelmiş tevaf edecek mani olurlar. Abdestsiz günüp tevaf edecek mani olurlar. Öyleyse yukarıdaki hadiste sizin için delil yok. Yani siz mani olmayın. Eğer o adam layık bir şekilde tevaf ediyorsa, layık bir şekilde namaz kılıyorsa mani olmayınız. Bu demektir. Veleyse zalike bu olmadı bi dahilin, dahil olmadı fîmâ emerahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin Beni Abdülmuttalib'e yahut da Beni Abdümenaf'a emrettiğine dahil değildir. Ki en la yemne'u mani olmasınlar minhu o adamı minet tavafi tavaftan Beytullah'ı tavaf etmekten yahut da namaz kılmadan mani olmasınlar. Bu buna dahil değil. Bu başka. Fekezalike kavluhu kavlu şerifi de böylecedir. La temne'u ahaden yusalli siz namaz kılan bir adama mani olmayınız. Bu da böyle. Huva bu namaz alama ol bir şey üzerinedir ki kad emre Peygamber Efendimiz emreyledi en yusalla namaz kılına aleyhi o şey o hal üzerine minet tahareti taharetten ve setri avreti setri avretten ve istikbali kibleden bir adam taharet üzerine olacak, setri avret edecek, istikbali kible edecek, ondan sonra da nerede namaz kılacak? Filevukatilleti şul bir vakitlerde ki قَدْ اُبِيحَةِ السَّلَاتُ Namaz mübah kılındı fiyâ o vakitlerde. Bir de vakti kerahat olmayacak. O vakitte o namazı kılacağı vakitte ona kimse mani olmaz. Bunu men etmeyiniz buyurdu. فَاَمَّا مَا سِوَا ذَٰلِكَ Ama bunun مَا سِوَاسِ فَلَا Onlara mani olmak değil, mani olmak lazım. Mübah değildir. Mesela adam üzeri necis namaz kılıyor. Keşfavret edip namaz kılıyor. Kıbleye karşı dönmüyor, başka tarafa dönüyor, namaz kılıyor. Bunlar mübah değil ki. Bunlar mübah olmadığından dolayı bunlar men edilir. وَقَدْ نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Tahkik Peygamber Efendimiz'i nehy eyledi. Nehyen âmmen, umumi bir nehy eyledi. Neden? Hani salatı namaz kılmaktan. Ne vakitte? عِنْدَ تُلُعُ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَنَصْفِ النَّهَارِ
güneş doğarken, güneş gurup ederken, bir de zeval vaktinde namaz kılmaktan Peygamber Efendimiz ümumi bir nehy eylemiştir. Ve ba'de subhi, sabah namazından sonra namazdan men eylemiştir. Hatta tatla'a şemsi, güneş doğuncaya kadar. Ve ba'de asır, ikindiden sonra da namazdan nehy eylemiştir. Hatta tagibe şemsi, güneş batıncaya kadar. Ve tevatere, hem de çok oldu. Bizalik bu mesele hakkında el atar ve eserlerde çok geldi. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den birçok rivayetler geldi ki bu vakitlerde Peygamber Efendimiz namazda men etmiştir. Fakat zekertü, ben zikreyledim. Zalik buni. Zalike metinde yok, kitapta bunu yazılması lazım. Buni ben zikreyledim. Be esanidi hasenetleriyle beraber. Fi gayri hadel mevdi, bu mevzinin gayrisinde min hadel kitap, bu kitaptan. Bu kitabın başka bir yerinde bunları da uzun uzadıya senetleriyle zikreyledim. Fekâne, oldu öyleyse, mimma, ol bir şeyden ki ehtecce bihi, delil getirdi. Ehlül mekâletil ula, birinci mekâle sahiplerinin delillerindendir. Birinci mekâle sahipleri ne dediler? Beytullahine vakıtta tavaf ederse etsin. Hangi vakıtta namaz kılarsa kılsın. İsterse kerahat vakti olsun, men etmeyiniz. Onların delillerindendir. Kendi delillerine getirmiş olduğu hüccetlerdendir. Likavlihim, kendi kavullerine, fizalik bu mesele hakkında bunların hüccetlerindendir. Maşul bir hadis ki haddesena Ahmed bin Davud, kâle haddesena Yaqub bin Hümeyd, kâle haddesena Bişir bin Seri, en İbrahim'e bin Tehman, en Ebi Zübeyir, en Abdillah bin Babah, kâle, Abdullah bin Babah dedi ki, tâf Ebu Derda, Ebu Derda tavaf eyledi, ba'dal asır, ikindiden sonra, ve sallâ fîhî, hem de namaz kıldı, kâble mağâribi şems, güneşin gruplarından evvel, güneş grup etmezden evvel de namaz kıldı. Fakultu, ben dedim ki, Abdullah ibn-i Babah diyor ki, ben dedim ki, Ebu Derda'ya, entüm eshab-ı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, siz Peygamber Efendimiz'in eshabısınız, tekûlûne diyorsunuz ki, la salâte ba'del asır, asırdan sonra, ikinden sonra namaz yoktur. Hatta tarib-i şemsi, güneş grup edinceye kadar. Siz Eshab-ı Resulullah bu hadisi rivayet ediyorsunuz. Güneş batıncaya kadar ikindiden sonra namaz kılınmaz. Halbuki burada sen namaz kıldın. Nasıl oldu bu? Fakat Ebu Derda buyurdu ki, inna hadel belede, bu beled yani Mekke-i Mükerreme, leyse kesairil büldan, diğer şehirler gibi değildir. Diğer beldeler gibi değildir. Yani burada bir istisna var buyurdu. Fekalu, işte bu mezhebe sahip olanlar, kerahat vaktinde namazı mübah görenler dediler ki, fakat delle delalet etti kavlu Ebu Derda, Ebu Derda radıyallahu anh'ın sözü neye delalet etti? Ala enne salate, namazlı tavafi, tavaf için kılınan namaz, lem yedhul fiha, o namaza dahil olmadı, nehyun nehy, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den vaku olan nehi buna dahil olmadı. Mines salati, namaz kılmaktan, fil evkatilleti zekertum, sizin zikrettiğiniz kerahat vakıtlarına bu dahil değildir. Tavaf namazı bundan müstesnadır. Buna delalet etti. Böyle diye bu şekilde bunlar delil getirdiler. Kıyle lehum, onlara denilir ki cevaben, fe entüm la tekulûne bihâdel hadis. Bu hadis ile siz hükmetmiyorsunuz ki, bunu delil getirdiniz. Siz bu hadisin hükmüne kail değilsiniz. Bunu delil yapamazsınız. Niçin? لَاَنَّا قَدْ رَئِنَاكُمْ, biz sizi gördük ki tekrahûne salâta, namazı mekruh görüyorsunuz. بِمَكَّةَ مَكَّةِ مُكَرَّمَةَ فِي الْاَوْقَاتِ الْمَنْهِيَ عَنِ السَّلَاةِ, namazdan nehyedilen vakıtlarda siz de namazı mekruh görüyorsunuz. Beytullah'ı istisna etmiyorsunuz ki, Beytullah'da kerahat vakti yoktur demiyorsunuz. Diğer namazları kılmıyorsunuz mekruhtur diye. Evet. Tekrarına salatı, siz namazı mekruh görüyorsunuz. Bir Mekke'de, Mekke'de filevkatil menhiyye anis salati fiha. Bu vakitlerde namaz menhidir. Menhi olan vakitlerde Mekke-i Mükerreme'de de namaz mekruh görüyorsunuz. Gayret tavaf, tavafın gayrisine. Tavafın gayrisi olan diğer namazları mekruh görüyorsunuz. Tavaf namazını nasıl istisna ediyorsunuz? Ne için mekruh görüyorsunuz?
لِنَهِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي Peygamberimiz nehyettiği için yani salat-ı namazda فِي تِلْكَ لَوْقَاتِ وَكَرَحَتْ vakıtlarında Peygamberimiz nehyettiği için siz de nehyediyorsunuz. وَلَا تُخْرِجُونَ حُكْمَ مَكَّ Mekke'nin hükmünü çıkarmıyorsunuz. فِي ذَلِكْ bu kerahat vakıtlarında مِنْ حُكْمِ سَائِرِ الْبِلَادِ Bülde, diğer bildelerin hükmünden Mekke'nin hükmünü çıkarmıyorsunuz. Mekke-i Mükerreme'de nasılsa diğer beldelerde de öyle kerahatle hükmediyorsunuz. Ve Ebu'd-Derda radıyallahu anh de fakat ahrece çıkardı fil hadisi lezi şul bir hadis. Peki ihteceş gün bihi siz onunla hüccet getirdiniz. Evet o hadiste sizin hüccet getirmiş olduğunuz hadisi şerifte Ebu'd-Derda çıkardı neyi hükme Mekke'de Mekke'nin hükmünü çıkardı. Min hükmü sairil buldan diğer beldelerin hükmünden çıkardı. Öyle beldeler ki Sivaha Mekke'nin gayri beldelerden çıkardı. Diğer beldelerin hükmü başka, Mekke'nin hükmü başka dedi. Ne de fil men'i minel salavat namazlardan men etmekte fi zalik o kerahat vakıtlarında. Ve ahbara Ebu'd-Derda haber verdi ki ennen nehye nehyi Peygamber Efendimiz'in nehyi lem yetul hükmüha onun hükmü dahil olmadı. Fihi ana yani o tavaf namazının hükmü bu kerahat vakıtlarına dahil değildir Mekke'de. Ve ennehu innema üride bihi bu kerahat vaktiyle murat edildi. Ma sivaha Mekke-i Mükerreme'nin gayrisi. Ma ennehu şununla beraber ki kad halife Ebu'd-Derda Ebu'd-Derda'ya muhalefet etti. Fizalik bu mesele hakkında Ömer ibn-i Kattab radıyallahu anh Ömer ibn-i Kattab da buna muhalefet etti. Ve bununla beraber Ebu'd-Derda'nın rivayetiyle ihticac ediyorsunuz. Ebu'd-Derda tavaf namazını Mekke-i Mükerreme'de istisna ediyor. Ona kerahat vakti yoktur diyor. Ama diğer namazlara vardır diyor. Mekke-i Mükerreme'nin tavaf namazında hükmü başka, diğerlerininki başka oluyor da. Fakat diğer nafile namazlar hepsi bir oluyor. Bu olmaz. Kıyas me'al-farik yani. Şununla beraber ki Ebu'd-Derda'nın hadisine Hazreti Ömer'in hadisi muhalif geldi. Hadis Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayeti de şu. Haddesena Yunus'u kâle haddesena Süfyan'u ani Zühriyen Urveten Abdirrahman ibn Abdülgari kâle tâfe Ömer'u radıyallahu anh bil beyt. Hazreti Ömer beytullahi tavaf eyledi. Ba'da subhü sabah namazından sonra felem yerkâ. Rükû etmedi yani tavaf namazını kılmadı. Felemmâ sâre bizi tuval. Mekke-i Mükerreme'den çıktı Zütuva'ya vardı Mescid-i Tenim yolunda. Zitva yerine geldi ki ve talaat-ı şemzi güneşte tülû eylemişti. Sallâ rekateyni iki reket namazını orta kıldı. Kerahat vakti olduğunda kılmadı. Zitva'ya geldi. Orada kerahat vakti çıktı. O iki reket namazı orada kıldı. Bu Ebu'd-Derda hadis, Ebu'd-Derda'nın hadisine muhalif geldi. Haddesene Yunus'u kâle akhberen ebn-i vehbin enne maliken haddesehu an ibn-i şehabin an Hümeydi ibn-i Abdirrahman. En Abdirrahman ve En Abdirrahman da yazılı değil kitapta. En Abdirrahman ibni Abdülkari mislehu eyni hadisi şerifi İmam-ı Tehavi başka bir senetle zikreylemiş oldu. Fahada Ömer radıyallahu anh işte Hazreti Ömer lem yerke rükû etmedi hine izin ve zîtuvada kılmış olduğu iki reketi kılmadı. Lennehu lem yekün indehu çünkü Hazreti Ömer indinde olmadıydı vakti salatı. Tavaf yaptı, namaz vakti değildi, kerahat vaktiydi. Onun için o iki reketi o vakitte kılmadı. Ve ahkara zalik, onu tehir etti. İlâ en dehele aleyhi, Hazreti Ömer üzerine duhul etti. Vaktu salatı, namaz vakti. O da Mekke-i Mükerreme'den çıktı, Zîtuva'ya geldi. Kerahat vakti de çıktı. Fesallâ Zîtuva'da o iki reket tavaf namazını kıldı. Ve hâzâ Hazreti Ömer'in bu yapması da oldu. Bi hadreti sâire ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ashabının diğerlerinin huzurunda oldu. Yani tek başına da değildi. Birçok sahabeler var idi. Felem yünkirhu aleyhi hiçbir kimse Hazreti Ömer'i inkar eylemedi. Minhum bu ashabda münkirin bir inkar eden kimse olmadı. Ve levkâne zâlikel vakt ve eğer o vakit olsaydı. İndehu Hazreti Ömer indinde. O sabah namazından sonra o vakit olsaydı, vakti salatinde tavaf için namaz vakti olsaydı, lesallâ kılardı.
Yani Ebu Derda diyor ki siz mani olmayın, kerahat vakti olsa bile tavaf namazı kılınır dediğine reddiye oluyor. Eğer tavaf namazı için kerahat vakti olmasaydı Hazreti Ömer kılardı. وَلَمَا أَخَّرَ ذَٰلِكَ O tavaf namazını teahhir eylemezdi. لَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ Hiçbir kimseye layık değildir ki tavaf-ı bilbeyt, Beytullah'ı tavaf ettiği, Beytullah'ı tavaf eden hiçbir kimseye layık değildir. اَنْدَا يُسَلِّيَ حَيْنَيْزِنْ O tavaf vaktinde namaz kılmaya, tavafı yaptı mı, namazı kılmaması layık değildir. اِلَّا مِنْ عُزْرٍ İlla özür olursa, özür oldu da kılamadı, başka özür. Mesela ya abdesti yoktu yahut da başka bir maniye vardı, sonradan kıldı. Fakat tavaf yapan adam hemen namazı onun peşine kılar. Hazreti Ömer niçin kılmadı? Yani vakti değildi de namaz kerahat vaktiydi onun için. وَقَدْ اُرْوِيَنْ مُعَذِ بْنَ اَفْرَى Muazi bin Afra'dan da rivayet edildi, Müslü Zalik bunun gibi. وَقَدْ زَكَرْتُ ذَٰلِكَ Bu Muazi bin Afra'nın rivayetini ben zikreyledim. فِي مَا تَكَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ Bu kitaptan tekaddüm eden bablarda onu zikreyledim. Ondan da böyle rivayet geldi ki kerahat vaktinde namaz kılınmaz. وَقَدْ رُوِيَ مِسْلُ ذَٰلِكَ اَيْدَا عَنِ اِبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'den de böyle rivayet geldi ki kerahat vaktinde tavaf namazı kılınmaz. Abdullah ibn Ömer'den gelen rivayet de şu. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا هَمَّامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer kadime Mekke'ye kudum etti. اِنْدَ صَلَاتَ الصُّبْحِ Sabah namazı vaktinde. فَطَافَ تَوَافَ اَيْلَدِ وَلَمْ يُصَلِّ namaz kılmadı. اِلَّا بَعْدَ مَا تَلَعَتِ الشَّمْسُ اِلَّا güneş tülü ettikten sonra namaz kıldı. Güneş tülü etti, kerahat vakti çıktı, ondan sonra tavaf namazını kıldı. وَالنَّزَرُ Nazar kıyasla yedüllü delalet eder ala zalike buna. Eyda bu nakiller delalet ettiği gibi kıyasla delalet eder ki tavaf namazı kerahat vaktinde kılınmaz. لَاَنَّا قَدْ رَيْنَا Biz gördük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördük ki نَهَا نَهِيلَدِ اَنْ سِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ Fitr gününü oruç tutmaktan, Ramazan bayramını oruç tutmaktan nehiyledi. وَيَوْمَ النَّهْرِ Kurban bayramını oruç tutmadan da nehiyledi. فَكُلُّنْ Ulemanın hepsi de قَدْ اَجْمَعْ اِجْمَعْ اِلَدِ ki اَنَّ ذَٰلِكَ Bu nehir, fitr ve nehir gün bayramlarını oruç tutmak haramdır. فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ diğer beldelerde sevabı müsavidir. Yani bu günleri oruç tutmak haramdır. İster Mekke'de olsun, ister diğer beldelerde olsun, hükmü birdir. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Buna kıyasen en yekûne ola. مَا أُلْبِشَيْكِ نَهَا عَنْهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ Peygamber Efendimiz'in namazlarda nehyetmiş olduğu da ola. Yani şu vakitlerde siz namaz kılmayınız, kerahat vaktidir demesi de ola. فِي الْاَوْقَاتِ Vakitlerde şu kerahat vakitlerinde namazlarda nehyetti ya bunlar ola. اَلَّتِي Öyle vakitler ki نَهَا Peygamber Efendimiz nehyiledi عَنِ الصَّلَوَاتِ فِيهَا O vakitlerde namaz kılmadan nehyiledi. Bunlar da ola fi sairil buldan beldelerin hepsinde kulliha kullüsünde ola alesseva müsavı ola. Müsavat üzerine ola Mekke'de neyse diğer beldelerde de odur. Febatale bizalik bununla batıl oldu. Kavlü men bir kimsenin kavlü ki zehebe sahip oldu neye? İlâ ibâhetis salâti namazın mübah olmasına lit tavafi tavaf için filevgâtil menhiyye anis salâti fîhâ. O vakitlerde namaz kılmadan nehyedilmiş olan vakitlerde tavaf namazının kılınmasının mübah olduğuna zahip olanların kavli batıl olduğu. Yani evkati mekruhede namaz kılınması nehyedilen vakitlerde tavaf namazı da kılınmaz. Sümme ftereke sonra ayrıldı. Ellezine şu bir kimseler ki halefu muhalif oldular. Ehlel mekaleti lula birinci mekale sahiplerine muhalefet ettiler. Ve kılınır dediler. Birinci mekale tevaf namazı kılınır, mübah dediler. Onlara muhalefet edenler de kılınmaz dediler. Kılınmaz diyenler de ayrıldılar. Fizalik bu tevaf namazı hakkında ala firketeyni iki firke üzerine ayrıldılar. Fekalet firkatun bir firke dedi minhum. Kılınmaz diyenlerden bir firke dedi ki la yusalla kılınmaz. Fi şeyin hiçbir vakıtta min hadil hamseti levkat. Bu beş vakıtın hiçbirisinde kılınmaz. Lit tevaf namaz için tavaf için namaz kılınmaz.
kemâ lâ tusallâ kılınmadığı gibi fîhâ bu beş vakıtta tetavvucu nafile namaz kılınmadığı için nafile namaz bu beş vakıtta kılınmadığı gibi tavaf namazı da kılınmaz. Bir şeyde böyle dedi. Ve mimmen kâle zâlik böyle hükmedenlerdendir, böyle diyenlerdendir kim? Ebu Hanife'te ve Ebu Yusuf'e ve Muhammed'in rahimehumullahu teâlâ. Bu üç imam bu firkedendir. Bunlar dediler ki bu beş vakıtta nafile namaz kılınmaz kat'i surette. وَقَدْ وَافَقَهُمْ فِي ذَٰلِكْ Bunlara da muvafık oldu. Ney? مَا رَوَيْنَا اَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer'den rivayet etmiş olduğumuz hadiste bunlara muvafık oldu. Ve Muaz ibn-i Afra ve ibn-i Umar'a radıyallahu anhuma Muaz ibn-i Afra'dan Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet edilen hadislerde bunların mezhebine muvafık geldi. Bunlara delil oldu. Bir firka böyle dediler. وَقَالَ فِرْكَةٌ اُخْرَى diğer bir firka dediler ki yusallâ kılınır. Littavafi tavaf için ba'del asr ikindiden sonra kılınır. Tavaf için kables firâri şemsi güneşin rengi tegayyür etmezden evvel kılınırsa kılınır. Ve ba'de subuh salam sabah namazından sonra da tavaf namazı kılınır. Kable tülû'u şemsi güneşin tülû'undan evvel kılınır dediler. Ve la yusallâ lizâlik ve la yusallâ kılınmaz. Lizalik tavaf namazı için filevkat-ı selasetil bevaki diğer üç vakıtta kılınmaz. Güneş doğarken, zevaldayken, batarken bu üç vakıtta kılınmaz. Öyle üç vakit ki el-menhiyyi nehyedilmiş en-salati namazdan fiha bu üç vakıtta. Tavaf namazı o üç vakıtta da kat'i surette kılınmaz. Yalnız sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar kılınır. Bir de ikindiden sonra güneşin rengi sararıncaya kadar kılınır. Bu ikinci firka burada böyle dediler. Ve mimmen gâle zâlik böyle diyenlerdendir. Mücahid'in mücahid ve İbrahim'in nekhayı, İbrahim'in nekhayı ve ata ata. Bu üçü de buna sahip oldular. Bunların delilleri de şu. Haddesena Ahmed ibn-i Davud gâle, haddesena Yakub ibn-i Hümeyd gâle, haddesena Hüseyin el-Mughîreten İbrahim'e gâle. İbrahim'in nekhayı dedi ki, tuf, tavaf et ve sallikil mâ künte fî vaktin, vakıtta olduğun müddetçe. Vakıtta olduğun müddetçe ki, فَيْذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ Vakit giderse فَاَمْسِكْ O vakitte namaz kılma. Yani mesela ikindiden sonra kıldın. O vakit tavaf namazının vakti. Tavafın vakti. Tavafı yaptın ta güneşin rengi sararıncaya kadar tavaf et namaz kıl. Ondan sonra namazı kılma. Sabahtan da sabah namazı vaktiyse tavaf ettikten sonra namazı kıl. Ta güneş doğuncaya kadar. Bu delil oldu. حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي غنية أن عبد الملك بن أبي سليمان أن عطاء مثله إمام التحاوي أي başka bir senette bu hadisi şerifi rivayet ediyor. حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد مجاهدًا رواية له قال dedi ki طوف طواف قال عبيد الله dedi ki Ba'da subhi ve ba'da asr. Bunun rivayetinde ba'da subuh ve ba'da asr var. Yani sen tavaf et sabah namazından sonra ve ikindiden sonra tavaf et ve sallikil ma künte fi vaktin vakitte olduğun müddetçe namazın kıl. Bu Ubeydullah'ın rivayeti. Ve kâle ibn-i Reca İbn-i Reca'nın rivayetinde de dedi ki fi vakti salatin namaz vaktinde olduğun müddetçe kıl. Mesela ikindiden sonra ikindinin vaktidir. Güneşin istirarına kadar sabah namazı ikindi vakti mesela ikindi namazı ta güneşin istirarına kadar ikindi vaktidir. O vakitte güneş istirar edinceye kadar ikindi namazı kılındığı gibi tavaf namazı da kılınır. Sabah namazında da böyle. Güneş doğuncaya kadar sabah namazı kılınır. Öyleyse o vakitte tavaf namazı da kılınır dediler. Fakat ruviye mislü zalikeyza bu hadise benzer. Bunun misli rivayet edildi. Ani İbn-i Umar radıyallahu anh, Abdullah İbn-i Ömer'den de rivayet edildi. Haddesena, o rivayette şu ki, haddesena Ahmed, kâle haddesena Yakub, kâle haddesena İbn-i Ebi Ganiye, en Umar İbn-i Zerrin, en Mücahid'in kâle. Mücahid buyurdular ki, kâne İbn-i Umar radıyallahu anh, Abdullah İbn-i Ömer, yatufu ba'del asr ikindiden sonra tevaf ederdi. Ve yusalli
tavaf namazında kılardı. Mâ kâneti şemsü beydâ'a hayyeten. Güneş beyaz ve sağ olduğu müddetçe namaz kılardı. Yani güneşin beyazlığı gider de sararmaya başlarsa artık ölüyormuş gibi bu teşbih var. Rengi sararmaya başladı mı o vakıta kadar kılardı. Feyze sferret, güneş sarardı mi ve tegayyeret, rengi değişti mi, tafe tavafen vahiden, bir tavaf yapardı. Hatta yusalliyel mağrib, akşam namazını kılıncaya kadar. Ama onun namazını kılmazdı. Sümme yusalli, sonra kılardı. Namazını akşamdan sonra, kerahat vakti çöktükten sonra kılardı. Ve yetufu ba'da subh, sabah namazından sonra da tavaf ederdi. Ve yusalli, tavaf namazını kılardı. Mâ kâne fî galesin, galeste olduğu müddetçe. Fe izâ esfere, ortalık ışıklandı mı, tafe tavaf ederdi, tavafen vahiden. Bir tavaf yapardı, sünne yeclisi sonra otururdu, namazını kılmazdı. Hatta tertefe'a şemsü, hatta güneş istifa edip kerahat vakti çıkıncaya kadar. Ve yümkine rükû, rükû da mümkün olana kadar otururdu, yani namaz kılmak vakti gelinceye kadar. Yarım ya güneş doğdu mu, bir mızrak, iki mızrak güneş yukarı çıkıncaya kadar namaz kılınmaz. İşte o vakti geçirdikten sonra, kerahat vakti çıktıktan sonra kılardı. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Haccacun kâle, haddesena Hammadun kâle, ahbarana Musa ibn Ukbe, en Salimin ve Atayin, enne ibn Ömer radıyallahu anhuma. Salim ve Atay dediler ki, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma, kâne yatufu ba'da subhi, sabah namazından sonra tevaf ederdi ve ba'da asır ikindiden sonra, üsbu'an, bir üsbu' yani yedi şevk, ve yusalli rek'ateyni, iki rek'ette namaz kılardı. Mâ kâne fî vakti salatin, ama namaz vaktinde olduğu müddetçe. Namaz vaktini izah edildi ki o. Yani ikindi de güneşin rengi değişinceye kadar, sabah namazında da güneş doğuncaya kadar. Bu vakit var ise o vakitte tavaf namazını kılardı. Fâdâ atâun işte atâket gâle, dedi bir râyihi kendi râyiyle, mâ kâdî zekârına, bizim zikrettiğimiz şeyi le hükmetti. Ve kadru yani İbn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah İbn Abbas'tan da rivayet edildi. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Ennehu kâle. Abdullah İbn Abbas dediler ki, la temnehu ahaden. Siz hiçbir kimseyi men etmeyiniz ki yatufu bahade beyt. Bu beyti tavaf ediyor. Ve yusalli namaz kılıyor. Eyyi saatin şah, hangi saatte olursa olsun. Men etmeyiniz, ister tavaf etsin, ister namaz kılsın. Min leylin ev neharin, gece ve gündüzden hangi saatte olursa olsun men etmeyiniz. Abdullah bin Abbas'tan da bu rivayet geldi. Fakat hümile zalik, Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen bu rivayet hamledildi. Alâ hilâfi mâ şun bir mezhebin hilâfına ki zehebe ileyhi ana zahib oldu ehlül mekâletil uğra. Birinci mekâle sahiplerinin mezhebine muhalif olarak bu hamledildi. Birinci mekale sahipleri diyorlar ki, tavaf namazı için hiç kerahat yoktur. Ne vakitte olursa olsun. Namaz kendisinden nehyedilen beş vakitin hangisinde olursa tavaf namazı müstesnadır, kılınır dedilerdi. Burada zikrettiğimiz bu mezhep böyle değil. Diyorlar ki, hayır, vakit namazı farz olan namaz kılınan bir vakit ise kılınır. O da onu da beyan etti ki, mesela ikindiden sonra güneşin rengi tegayyür edinceye kadar farz kılınır. Öyleyse tavaf namazı da kılınır. Sabah şafak attıktan sonra güneş doğuncaya kadar sabah namazı kılınır. Öyleyse o vakitte tavaf namazı da kılınır. Onun hilafına hamd edildi bu rivayet. Ve kânen nazaru kıyasla oldu fî zâlik, bu mesele hakkında. Lemme ihtelefû hâdel ihtilaf, vaktaki böyle ihtilaf eylediler. İhtilaf da üç türlü oldu. Birinci taife, hiç kerahat yoktur, tavaf namazı müstesnadır dediler. İkinci taife de hayır, kerahat vakti vardır, beş vakitte nafile namaz kılınmaz. Mekke'de müstesna değildir, tavaf namazı da müstesna değildir. Diğer namazlar ve diğer beldeler gibi dediler ki, İmam Ebu Hanife'nin ve sahibeyinin mezhepleri de budur. Üçüncü taife de dediler ki, üç vakit dediğiniz gibidir, hiçbir namaz kılınmaz. Ama iki vakit ki ikindiden sonra güneş tağayyür edinceye kadar, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar, bunda mesele değişir. Eğer farz namazı kılınacak bir vakit ise nafile namazda kılınır.
farz namazı kılınmayacaksa nafile namaz da kılınmaz. Böyle üç türlü ihtilaf ettiler. Öyleyse biz buna baktık, araştırdık ki hangisi daha evla alınmaya. Enna ra'eyna, biz gördük tülü'a şemsi ve gurubaha, güneşin tülü ve gurubunu gördük ki ve nısfen nehar, bir de zeval vaktini yemne'u, mani olur. Bu üç vakit min gada'i salavatil faitati, geçmiş namazları kazadan mani olur. Ne farz, o vaktin farzı kılınır, ne de başka bir kaza ve nafile namaz kılınır, kılınmaz. Ve bizalike cahati sünneti, sünnette böyle geldi. Enen Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sünnet böyle geldi. Ne de fi terkihi, Peygamber Efendimiz'in terk etmesinde gada'ı subhi, sabah namazının gadasını. Velleti, öyle sabah namazı ki nâme anha, Peygamber Efendimiz uyudu da o sabah namazı geçtiydi. Bunu terk etti. Neye? Nereye terk etti? İl irtifa'i şemsi ve beyadiha. Güneş irtifa ettiği, beyazlandığı kerahat vakti çıktı. O vakitte kaza etti. Eğer güneş doğarken namaz caiz olsaydı Peygamber Efendimiz terk etmezdi. Hemen o vakitte kılardı. Demek ki güneş doğarken namaz kılınmaz. Gurub ederken de öyle, zevaldayken de öyle. Fe izâ kâne mâ zekerna, bizim zikrettiğimiz olduğu ise yenha en gadâil ferâidil fâidat, geçmiş farzların kazasında nehyeder olduğu ise fehve, onun nehyetmesi anis salavat, tavafi, tavafın namazlarında nehyetmesi enha, daha ziyade nehye layıktır. Madem bu üç vakitte güneş doğarken, sevaldayken, batarken farz olan namaz kılınmazsa tavaf namazı hiç kılınmaz. Yani birinci mekale sahiplerinin dedikleri gibi değil. Fakat قال عقبة بن عامر, عقبة بن عامر buyurdular ki selasü saatin, üç vakit vardır ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz yenhâna, bizi nehyederdi en nusalliye fihinne, o üç vakitte namaz kılmaktan nehyederdi. Daha neden nehyederdi? Ve en nekbure fihinne mevtâne, ölülerimizi kabre koymaktan da nehyederdi. Hîne tatla'u şemsi, o üç vakitte nedir? Hangi vakitler? Hine tatlavu şemsu, güneş doğduğu vakitte bazigaten, büzuğ edip zahir olduğu vakitte, hatta tertefiye, güneş zahir olmaya başladı mı, irtifa edip iki mızrak miktarı yukarı kalkıncaya kadar o vakit, birisi o vakitti. Ve hine yekumu kaimu zahireti, bir de önlenin vakti, zeval vakti geldiği vakitte güneş kısalır nihayet kısalır, durur, artık uzanmaya başlayacak, tam zeval vaktine geldi mi, bir de o vakitte namaz kılmadan ve ölüleri defnetmekten nehyederdi. Hatta temile, güneş bir tarafa meyledinceye kadar, zeval vakti azıcık geçinceye kadar. Ve hine tatayyafu, bir de tatayyuf edinceye etmek vaktinde, yani dayıf, misafir olup gitmeye başlayınca, ne yaşamsı güneş, lül gurubi guruba, artık hazırlandı, zayıf olarak gidecek. Burada da teşbih var, güzel bir teşbih. Güneş batmaya artık hazırlandı, gidiyor. Seferine gidiyor. Bir de o vakitte güneş batarken lül gurubi guruba, tadayıf ettik o vakitte. Yani artık batmaya yaklaştığı vakitte, hatta tağrube, batıncaya kadar. İşte bu üç vakitte namaz kılmaktan ve ölüleri kabre defnetmekten nehyeylemiştir. Hazreti Ukbetü bin Amir'in rivayeti. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ, bunu da zikreyledik bir isnadihi senetleriyle فِي مَا تَقَدَّمَ, tekaddüm eden bahislerde مِنْ كِتَابِنَا هَذَا, bu kitabımızda geçen bablarda bunu da izah eyledik. فَاِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْاَوْقَاتُ, bu avukatlar olursa تَنْهَا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ, cenaze namazını kılmaktan nehyederse فَالصَّلَاةُ لِلْتَوَافِ, tavaf namazı da eyda, bunun gibi kezalik böylecedir, ondan da nehyelemiştir. Cenaze namazını kılmaktan nehyederse tavaf namazından da nehyeder. Ve kezalike kânet, yine böylece oldu. Es-salâtu ba'del asr, ikindiden sonra namaz. Kable tağyürü şems, güneşin tağyüründen evvel. Ve ba'des subh, sabah namazından sonra. Kable tülû'u şems, güneşin tülûundan evvel oldu. Mübâheten, mübah oldu. Alel cenâizi, cenaze kılmaya mübahtır. İkindiden sonra cenaze namazı kılınır. Ta güneşin rengi değişip de gruba başlayıncaya kadar, sabah namazından sonra cenaze namazı kılınır, güneş tülü edinceye kadar. Madem cenaze namazı mübahtır ve mübaheten, dahi mübah oldu. Namaz fi kadâ-i salâtil fâiteti, geçmiş namazları kılmakta.
Mesela evde yıkılamamış, ikindi olmuş, ikindi vakti girmiş. Öğleyi kaza edebilir. Yahut da yatsı namazını unutmuş, kaza edememiş. Sabah olmuş, fecir atmış, kalkmış, onu kaza edebilir. Geçmiş namazı da kaza etmede namaz mubah oldu. Ve mekruheten fakat mekruh oldu. Fittatabu'u nafilede. Nafilede mekruh oldu. Ve kânet tavafu, tavaf ise yucibus salate, namazı vacip kılar. Yani ikindi namazından sonra nafile kılınmaz. Sabah namazından sonra nafile kılınmaz. Fakat cenaze namazı kılınır. Vacip olduğundan. Şimdi tavaf namazına geldik. Bunu vacip gibi mi diyeceğiz, nafile gibi mi diyeceğiz? İmam-ı Tahavi diyor ki, وَكَانَتْ تَوَافُ تَوَافُ oldu, يُوْجِبُ السَّلَاةَ namazı vacip kılar oldu. حَتَّى يَكُونُ حَتَّى onun vücubu olur. يَكُنْ olur vücubu, onun vücubu ki vücubu salatı alın cenayiz. Cenaze namazı gibi olur. Cenazelere namaz kılmak nasıl vacip ise, tavaf yapan adama da öyle o namazını kılmak vacip olur. Madem cenaze namazı caizdir, öyleyse tavaf namazı da caizdir. فَنَّزَرُ عَلَى مَا زَكَنَا bizim bu zikrettiğimiz kaideye nazaren en yekûne ola hükmuha tavaf namazının hükmü ve'ade vücubiha tavaf eder de eğer kendi üzerine vacip kılarsa vücubundan sonra onun hükmü ola ki hükmün feraidi farzların hükmü gibi ola. Farzı kılamamışsa kazasını yapabiliyor ya, bu da öyle ola. Elleti öyle farzlar cikad vecebet. Ona vacip olmuştu fakat nasıl olduysa geçti, öteki vakitte kaza edecek, onun gibi ola. Ve hükmü salati alel cenaizi, bir de cenaze namazlarının hükmü gibi ola. Elleti öyle cenaze çıkart ve çıkart vacip oldu. Kulâse burada İmam-ı Tahavi kendi sahip olduğu bir mezhep var. O İmam-ı Ebu Hanife mezhebinden ayrılıyor. O da şu, ikindiden sonra tavaf namazı kılınmaz İmam-ı Azim'e göre ve İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed'e göre. Sabah namazından sonra namaz kılınmaz, güneş tülü edinceye kadar. İmam-ı Tahavi burada ayrılıyor, diyor ki hayır, ikindi vakti tavaf namazı vacip olduğundan kılınır, cenaze namazı kılındığı gibi ta güneşin batması yaklaşıncaya kadar, güneşin rengi sararıncaya kadar. Sabah namazından sonra da cenaze olsa nasıl kılınırsa, tavaf yaparsa o da vacip olur, o da kılınır ta güneş tülü edinceye kadar. Bunu ispat ediyor. فَتَكُونُ الصَّلَاةُ öyleyse namaz olur. لِلْتَوَافِ تَوَافِ için تُسَلَّى kılınır فِي كُلِّ وَقْتٍ her bir vakıttaki يُسَلَّى فِيهِ o vakıtta kılınır عَلَى الْجَنَائِزِ cenazeler üzerine namaz kılınır. Herhangi vakit ki cenaze üzerine namaz kılmak mekruh değildir, tavaf namazı da mekruh değildir. Ve tukuda her bir vakıtta da tavaf namazı kılınır ki kada edilir. فِيهِ o vakıtta الصَّلَاةُ الْفَائِتَ geçmiş bir namaz kada edilir. Geçmiş namazı gaza etmek caiz olan bir vakitte tavaf namazı da kılınır. Ve la tusalla, tavaf namazı kılınmaz. Fi kulli vaktin her bir vakitte ki la yusalla kılınmaz. Fihi o vakitte alel cenazeti cenaze üzerine kılınmaz. Ve la tuqda, kada da olunmaz. Fihi vakitte salatu faitetin. Tu salatun faitetin. Geçmiş bir namaz. Geçmiş bir namaz kılınmaz. O vakitte de tavaf namazı kılınmaz. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ İşte nezer de kıyasla budur. عندنا bizim indimizde İmam-ı Tahavi diyor ki bizim indimizde فِيهَذَا الْبَابِ bu babda alama ol bir rivayet üzerine ki قَالَ عَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُجَاهِدٌ عَطَاءَ اِبْنَ اَبِي رَبَاهِ اِبْرَاهِمُ النَّخَيِ مُجَاهِدٍ dedikleri şey üzerine bizim indimizde de kıyas budur. Ve alâ mâ ol bir şey üzerine çekedru, yani İbn-i Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah İbn-i Ömer'den de rivayet edildi ki o kılardı. O iki vakitte. Ve ileyhi, işte bu mezhebe nezhebu bir zahib oluruz. İmam-ı Tahavi'nin kendi mezhebi. Diyor ki ben de bu mezhebe giderim. Benim mezhebim de budur. Ve huve kavlu Süfyan. Süfyan'ın kavli de budur. Ve huve bu da, bu bizim zahib olduğumuz mezhepte خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وُج إمامٌ قولُنُ مَسَبَنٌ خلافُدُر. Çünkü o üç imam ne dediler? Beş vakitte hiçbirisinde tavaf namazı kılınmaz. Tavaf namazı nafile hükmünde olduğunda nafileler kılınmadığı gibi o da kılınmaz. وَاللّٰهُ تَعَالَى عَلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.